Güney Afrika'daki sağlık yetkilileri Omikron adı verilen COVID-19 varyantının ülkedeki vakalarda endişe verici bir artışa neden olduğunu ve vaka sayılarının bir hafta içinde 8'e katlandığını açıkladı. Güney Afrika'daki sağlık yetkilileri Omikron varyantının ülkedeki COVID-19 vakalarında endişe verici bir artışa neden olduğunu ve vaka sayılarının bir hafta içinde 8'e katlandığını açıkladı. Bazı ülkelerde de benzer bir durum yaşanırken uzmanlar ABD'de dahil olmak üzere 20'yi aşkın ülkede yeni varyantın ilk vakalarını tespit etmesiyle dünyada hızla baskın tür haline geldiğini söyledi. Dünya çapındaki uzmanlar omikron varyantının ne kadar bulaşıcı olduğu konusundaki sorulara cevap ararken aşıların sağladığı koruma seviyesini belirlemek için acele ediyorlar. Dünya Sağlık Örgütü epidemiyoloğu Maria Van Kerifoke omikronun ne kadar bulaşıcı olduğuna ilişkin verilerin birkaç gün içinde hazır olacağını söyledi. Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, erken verilerin omikronun bir miktar bağışıklıktan kaçabildiğini gösterdiğini, ancak mevcut aşıların hala ciddi hastalık ve ölüme karşı koruma sağlaması gerektiğini belirtti. BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin de Pfizer'la ortaklaşa yaptığı aşının, omikrondan kaynaklanan ciddi hastalıklara karşı güçlü koruma sağlama odasılığının yüksek olduğunu aktardı. Diğer taraftan hükümetler daha kapsamlı bir resmin ortaya çıkmasını beklerken, Türkiye'de dahil olmak üzere birçoğu virüsün yayılmasını durdurmak umuduyla sınır kısıtlamalarını sıkılaştırmaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Van der Leyen ise AB ülkelerinde ortaya çıkan omikron vakalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında en kötüsünü hazırlanın, en iyisini umut edin dedi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü aşılanmamış büyük popülasyonlarda serbestçe dolaşmasına izin verildiği sürece koronavirüsün yeni varyantlar üretmeye devam edeceğini birçok kez açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel olarak düşük aşılama ve çok düşük bir test oranına sahibiz. Bu durum varyantların çoğalması için çok uygun bir ortam hazırlıyor. Koronavirüsün yayılmasını önlemek ve hayat kurtarmak için zaten sahip olduğumuz araçları kullanmamız gerekiyor açıklamasında bulundu.